Şimdi saat daha 10. Gevezelik yaparsam kafanızı şişirir mi? Böyle hayır cip cipten anlamam ben. Müsaade edenler azıcık bir iki laf etmem lazım. Müsaade edenler bir elini kaldırsın bir göreyim. R'ye sunuyorum. Tamam. Tayyip çok R aldı diyorlar. Benim aldığım R'in yanında halt etmiş onun aldığı R'yi. Ben ondan fazla aldım. He. Tayyip'in yanında biz Allah'a sığındık bir de kardeşlerimizin yüreğine. Öyle Amerika'ya bilmem nerelere sığınarak da gelmedik. Şimdi önemli bir konuyu işlemek istiyorum. Bu gecenin birkaç tane önemi varsa bir tanesi de budur. O yüzden istirham ediyorum. Bilhassa yadellerde hayatını kazanma durumunda kalmış olan siz kardeşlerim şu meseleye dikkat etsinler. Daha önce bir olay anlatayım. Sizin bu bölgede geçen, yani maden bölgesinde geçen bir olay bu, olmuş bir şey. Madende çalışanlar bir parmağını kaldırsın bakayım. Eskiden çalışanlar, eskiden meskiden, çok çalışanlar. Bu var örnekleri. Gerçi hiç fark etmez. Nerede çalışırsanız çalışın, bu yadelde, bu el kapısında çalışıyor musunuz? O anlatacağım işte herkesin hikayesidir. Kardeşimizin birisi gurbetçi işten dönüyor akşam. Kart basmaktan, akort çalışmaktan anası dini ağlamış. Yorgun, argın. Öyle yorgun ki bir an önce eve varsam, duşumu alsam da şöyle sırtımın üstüne bir uzanabilsem, bu anı yaşayan çokları vardır aranızda. O psikolojiyle, o ruh haliyle evine doğru geliyor. Ya elinde sefer tası ve iş elbisesiyle kapıya yanaşırken iş yerinin evlerinde duran bir kardeşimiz bu. Şöyle 3-4 basamakla evine çıkılıyor. Şimdi eve yanaşırken bir de bakıyor ki 7-8 yaşlarında bir oğlu var. Allah herkesin çoluğunu çocuğunu bağışlasın. Evin hemen girişindeki merdivenlere oturmuş o mini mini sevimli tombul yanaklarını şu iki elinin arasına almış, dizlerine koymuş ve merdivenin basamağına oturmuş. Dalgın dalgın oturuyor orada. Babası biraz bizim Anadolu'da çoğumuzun olduğu gibi biraz sert. Hele böyle yorgun olduğu zaman hiç yanına yanaşılmaz. Geliyor bakıyor ki oturuyor yavrusu. Ne oturuyorsun lan kerata diyor. Malumdur hepimizin tavrı. Çocuk irkiliyor bakıyor ki babası ne oturuyorsun burada taşın üstünde falan diyor. Çocuk şöyle ellerini indiriyor. Bakıyor. Boş boş bakıyor babasına. Boş boş bakıyor. Babası da hepten kızıyor. Ne bakıyorsun diyor. Oğlum ne oturuyorsun burada? Geç içeri diyor. Baba bir dakika diyor. İçeri geçeceğim ama bir şey sorabilir miyim? Neymiş soracağım sor bakayım diyor. Baba sen günde daha doğrusu bir saatte kaç lira kazanıyorsun diyor. Ne yapacaksın lan? Bir de benim hesabımı soruyorsun filan. Geç içeri filan. Ne olur baba söyle diyor. Biraz baba yüreği irkiliyor. Bir saatte 20 lira kazanıyorum. Ne olacak diyor. Mart zamanı Mart. 20 mark kazanıyorum diyor. Babacığım diyor. O zaman bana 10 mark verir misin diyor. Geç lan içeri kerata. Ne yapacaksın parayı filan?
Çocuk baktı ki daha duramıyor, içeri geçiyor. Ama annesi ne oldu oğlum dese de o odasına gidip kapanıyor. Kapısını kilitliyor. Baba geliyor, üstünü çıkarıyor, suratı düşük. Duşunu yapıyor. İşte hanımının efendim hanımının yaptığı çorbayı içiyor. Biraz aklı başına gelince yavrusunun o kapının önündeki hali gözünün önüne geliyor. Ne kadar da sert olsa inanın baba gibi babanın yüreği ana yüreğinden daha incedir. Bakmayın öyle aşın görünmelerine. Yani öyle bir durum da vardır. Kardeş bana kağıt getirirseniz ben bu işte çıkamam. Sağ ol. Aklına çocuğu geliyor ya, nerede kerata diyor. Odasına kapandı, ne olduysa diyor, çıkmıyor. Neyse pijamalarıyla beraber kapıyı açıyor. Hemen odaya girmeden pantolonunun cebinden bir şey alıyor. İstediği 10 marka alıyor. Pijamanın cebine sokup odasına giriyor. Hemen babası gelince yatağın üstünde doğruluyor. Böyle yüzü asık duruyor. Niye diyor böyle yapıyorsun? Hemen kızdın da diyor. Ne yapacaksın 10 lirayı diyor. Baba sen diyor bana demedin mi? Ben saatte 20 lira alıyorum. Evet dedim, ne olacak diyor. Baba bana 10 mark verir misin? Tamam tamam diyor, çıkartıyor 10 markı veriyor. 10 markı eline alır almaz çocuk inanamıyor, hemen yastığını kaldırıyor. Oradan bozuk mozuk bir 10 mark daha varmış, onu da birleştiriyor ve uzatıyor babasına. Baba burada 20 mark var, bir saatini bana ayırır mısın diyor. Analar, babalar, şu memlekette aldığınız, Allah mübarek etsin, ne aldıysanız ana sütünüzden daha helal. Ama hiçbir yaptığınız yatırım çocuklarınıza yapacağınız yatırımdan önemli değildir. Bunu hiç unutmayın. Paranızla, pulunuzla, o yavrularınızla ilgilenmezsek açılacak yarayı ne paranız tamir edebilir, ne pulunuz tamir edebilir. Şimdi biraz sazlan, biraz sözlen bir deyiş okuyayım. Ondan sonra da sizin huzurunuzda gençlere, o yavrularımıza seslenmek istiyorum. Hey analar, hey babalar, çocuklara dikkat edin, onlar için tüm çabalar. Çocuklara dikkat edin, çocuklara dikkat edin, çocuklara dikkat edin. İhmal etmen alın sakın, çocuklara iyi bakın. Burayı beraber söyleyelim, beraber. İhmal etme sakın sakın, çocuklara iyi bakın, çocuklara iyi bakın. Çocuk nedir küçük sabi, tıpkı beyaz kağıt gibi. Ne yazarsan kalır tabii. Çocuklara dikkat edin, çocuklara dikkat edin, çocuklara dikkat edin. İhmal etmen sakın sakın, çocuklara iyi bakın, çocuklara iyi bakın. Dışarıdan ne aldığına, neler ile dolduğuna, kiminle dost olduğuna, çocuklara, çocuklara dikkat edin. Görüyorsun sağı solu, bin bir çeşit sapık dolu. Siz öğretin doğru yolu, çocuklara, çocuklara dikkat edin. Köle değil onlar köle,
hemen sopa alma ele, sevgiyle, şefkat ile çocuklara, çocuklara dikkat edin. Çocuk için Türkçe kader, Türkçeye dikkat eder. Dil giderse din de gider. Çocuklara, çocuklara dikkat edin. Çocuğuna aman aman, zaman ayır kardeş zaman. Tam Türk olsun, tam Müslüman. Çocuklara dikkat edin. Çocuklara dikkat edin. Çocuklara dikkat edin. Dikkat edin sakın sakın. Çocuklara iyi bakın. Çocuklara iyi bakın. Arif der ki saysam bitmez. Bu konuya zaman yetmez. Son pişmanlık para etmez. Çocuklara dikkat edin. Çocuklara dikkat edin. Çocuklara dikkat edin. İhmal etme sakın sakın. Çocuklara iyi bakın. Çocuklara dikkat edin.